Zuhruf Suresi Necm 256 Ha Mim Apaçık açıklayan kitap kanıttır ki biz onu aklınızı kullanasınız diye Arapça bir okuma yaptık. Ve şüphesiz Kur'an bizim nezdimizdeki ana kaynakta gerçekten çok yücedir ve yasalar içermektedir. Sağlamdır, bozulması engellenmiştir. Peki biz siz sınırı aşan bir toplum oldunuz diye o öğütü Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim? Ve eğer biz dileseydik sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yapardık. Ve biz öncekilere de nice peygamberler göndermiştik. Onlar kendilerine gelen her peygamberi kesinlikle alaya alıyorlardı da biz kuvvetçe onlardan daha güçlü olanları değişime, yıkıma verdik. Öncekilerin örneği de geçti. Necm 257 Ve hiç kuşkusuz eğer sen onlara gökleri ve yeri kim oluşturdu diye sorsan, kesinlikle onları en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olan, çok iyi bilen oluşturdu diyeceklerdir. O Allah ki yeryüzünü sizin için bir beşik yaptı. Orada kılavuzlandığınız doğru yolda gidesiniz diye bir takım yollar da yaptı. Ve o Allah ki suyu gökten belli bir ölçüyle indirdi. Sonra biz onunla ölü bir beldeyi canlandırdık. İşte siz böyle çıkarılacaksınız. Ve o bütün eşleri oluşturdu ve siz onların sırtına binip üzerlerine yerleşirsiniz. Sonra onun üzerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini anarak bunları bizim hizmetimize veren, bunları yararlanacağımız özelliklerde yaratan Allah eksikliklerden arınıktır. Yoksa bizim bunlara gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz de yalnızca Rabbimize döneceğiz diyesiniz diye sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyleri var etti. Ve onlar onun için kendi kullarından bir parça kabullendiler. Şüphesiz şu insan kesinlikle apaçık bir nankördür. Yoksa o oluşturduklarından kızlar edindi de oğulları size mi seçti? Onlardan biri Rahmana yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'a yakıştırdığı kız ile müjdelendiği zaman yüzü simsiyah kesilir ve o yutkunup duran biridir. Ve yoksa onlar mücevherler içerisinde yetiştirilip de mücadelede apaçık olmayanı mı tercih ediyorlar? Onlar Rahman'ın yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın kullarının ta kendisi olan melekleri de dişi saydılar. Onlar, onların oluşturuluşuna tanık mı oldular? Onların tanıklıkları yazılacak ve onlar sorguya çekileceklerdir. Ve onlar, eğer Rahman yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah dileseydi, biz onlara tapmazdık dediler. Onların buna dair hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece uyduruyorlar. Yoksa biz kendilerine bundan önce bir kitap verdik de şimdi onlar ona mı tutunuyorlar? Aksine onlar, şüphesiz biz atalarımızı bu önderli toplum üzerinde bulduk. Biz de onların izleri üzerinde kılavuzlandığımız doğruya erdirilmiş kimseleriz dediler. Necm 258 ve işte böyle biz senden önce de hangi kente bir uyarıcı göndermişsek kesinlikle oranın şımarık varlıklı kimseleri şüphesiz biz atalarımızı bir önderli toplum üzerinde bulduk. Biz de kesinlikle onların izlerine uyanlarız demişlerdi. Gönderilen uyarıcı eğer size atalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden daha doğrusunu getirmişsen de mi dedi. Onlar şüphesiz biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi bilerek reddedenleriz, inanmayanlarız dediler. Bunun üzerine biz de onları yakaladık, cezalandırmak suretiyle adaleti sağladık. Hadi, yalanlayanların sonu nasıl oldu bir bak. Ve hani bir zamanlar İbrahim babasına ve toplumuna, şüphesiz ben sizin taptığınız şeylerden uzağım, beni yoktan yaratan ayrı Şüphesiz ki artık o beni doğru yola iletecektir dedi. İbrahim bu sözü onların dönmesi için ardından gelecek olanlara devamlı kalacak bir söz yaptı. Tam tersi ben bunları da atalarını da kendilerine hak, gerçek ve açıklayıcı bir elçi gelinceye kadar kazançlandırdım. Ve hak, gerçek kendilerine geldiği zaman onlar, bu bir büyüdür, ve şüphesiz biz onu bilerek reddedenleriz, inanmayanlarız dediler. Yine onlar, bu Kur'an şu iki şehirden bir büyük adama indirilmeli değil miydi dediler. Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Şu basit dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık, biz. Birbirlerine işlerini gördürsünler diye biz onların bir kısmını bir kısmının üzerine derecelerle yükselttik ve Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. Ve eğer insanlar bir tek önderliği gerçeği bilerek reddeden toplum olmayacak olsalardı biz Rahman'ı yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ı bilerek reddeden İnanmayan kimselerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler, onların evleri için kapılar, üzerine yaslanacakları koltuklar ve altından süs eşyaları yapardık. Bunların hepsi basit dünya hayatının kazanımından başka bir şey değildir. Ahiret ise Rabbinin katında Allah'ın koruması altına girmiş olan kişiler içindir ve her kim Rahman'ın yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın öğüdünden, anılmasından köleşirse, biz ona bir şeytan musallat ederiz de artık o onun için akrandır, yandaştır. Ve şüphesiz ki yandaşlar, akranlar körleşenleri yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin kılavuzlandıkları doğru yolda olduklarını sanırlar. Sonunda bize gelince keşke seninle benim aramda doğuyla batı arasındaki kadar bir uzaklık olsaydı der. Öyleyse bu ne kötü bir akrandır, yandaştır. Ve bugün pişmanlık duymanız size hiçbir yarar sağlamayacak. Siz şirk koşarak yanlış kendi zararlarına iş yaptığınız zaman kesinlikle azapta ortaklarsınız. Necm 259 o halde sağırlara sen mi işittireceksin yahut körlere ve apaçık bir sapıklık içinde bulunanlara sen mi kılavuzluk edeceksin artık eğer biz seni alıp götürsek bile şüphesiz biz onları cezalandırarak adaleti sağlarız yahut da onlara vaat ettiğimiz azabı sana gösteririz çünkü biz onların aleyhlerine güç yetirenleriz Öyleyse sen sana vahyedilene sarıl. Şüphesiz ki sen dost doğru bir yol üzerindesin. Ve şüphesiz sana vahyedilen Kur'an senin içinde, toplumun içinde gerçekten bir öğüttür, şan, şereftir. Siz ondan sorgulanacaksınız. Ve şüphesiz sana vahyedilen Kur'an o kıyametin kopuşu için kesinlikle bir bilgidir sakın kıyametin kopuşu hakkında şüpheye düşmeyin ve bana uyun. Bu doğru yoldur. Ve sakın şeytan size alık koymasın. Şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır. Ve sen elçilerimizden senden önce gönderdiğimiz kişilere sor. Biz Rahman'ın yani yarattığı bütün canlılara Dünyada çokça merhamet eden Allah'ın aslarından kulluk edilecek ilahlar tanımış mıyız Necm 260 Ve hiç kuşkusuz biz Musa'yı ayetlerimizle alametlerimizle göstergelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelenlerine elçi gönderdik de o gerçekten ben alemlerin Rabbinin elçisiyim demişti Sonra da Musa ayetlerimizi alametlerimizi, göstergelerimizi onlara getirince onlar hemen ayetlere gülü verdiler. Ve bizim onlara gösterdiğimiz her bir alamet, gösterge, bir önceki alametten, göstergeden kesinlikle daha büyüktür. Ve onlar dönerler diye biz onları azapla yakaladık. Onlar da, ey büyücü, sende olan ahdi, yani sana verdiği söz hürmetine bizim için Rabbine dua et. Şüphesiz biz kesinlikle kılavuzlandığımız doğru yola gireceğiz dediler. Fakat ne zaman ki azabı kendilerinden kaldırdık, o zaman onlar sözlerinden dönü verirler. Ve Firavun toplumunun içinde seslendi. Ey toplumum, Mısır hükümdarlığı ve altımdan akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Hala görmüyor musunuz? Yahut ben şu zavallının ta kendisi olan neredeyse meramını anlatamayan kişiden daha hayırlı değil miyim? Hem onun üzerine altın bilezikler atılmalı veya kendisiyle beraber sımsıkı saplar halinde melekler gelmeli değil miydi dedi. Firavun kendi toplumunu etkisizleştirdi de onlar da ona itaat ettiler. Şüphesiz onlar hak yoldan çıkmış kimseler toplumuydiler. Sonunda onlar bizi gazaplandırdıkları zaman Onları cezalandırarak adaleti sağladık. Sonra da onları topluca suda boğduk. Sonra da onları sonradan gelecekler için selef ve örnek yaptık. Meryem oğlu İsa bir örnek olarak anlatılınca da senin toplumun ondan mesafelenip giderler. Ve senin toplumun bizim ilahlarımız mı daha hayırlıdır yoksa o mu Muhammed mi İsa mı dediler. Bu örneği sırf seninle tartışmak için ortaya attılar. Aslında onlar aşırı düşmanlık eden bir toplumdur. İsa sadece bizim kendisine nimet verdiğimiz ve kendisini İsrailoğullarına örnek yaptığımız bir kuldur. İsa apaçık delillerle geldiği zaman dedik ki, ben size haksızlık ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeleri getirdim ve hakkında ihtilafa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklayayım diye geldim. O halde Allah'ın koruması altına girin ve bana itaat edin. Şüphesiz ki Allah, O benim Rabbimdir ve sizin Rabbinizdir. Öyleyse O'na kulluk edin. İşte bu dost doğru bir yoldur. Fakat gruplar İsa hakkında kendi aralarında anlaşmazlığa düştüler. Artık acı bir günün azabından dolayı şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanların vay haline. Onlar kendileri farkına varmadan ansızın kıyamet anının kendilerine gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? O gün Allah'ın koruması altına girmiş kişiler hariç tüm önderler, birbirinin izinden gidenler birbirlerine düşmandırlar. Necm 261 ey ayetlerimize iman etmiş ve müslümanlar olmuş olan kullarım bugün size korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz siz ve eşleriniz ağırlanmış olarak girin cennete Allah'ın koruması altına girmiş kişilerin çevrelerinde altın tepsiler kadehler dolaştırılır orada nefislerin arzu duyacağı gözlerin zevkleneceği her şey vardır ve siz orada sürekli kalacaksınız. Ve işte bu, yapa gelmiş olduğunuz şeyler sebebiyle kendisine son sahip edildiğiniz cennettir. Orada sizin için birçok meyveler vardır. Onlardan yiyeceksiniz. Şüphesiz ki günahkarlar cehennem azabında süreklidirler. Kendilerinden hafifletilmeyecektir. Onlar orada ümitsizlerdir ve biz onlara haksızlık etmedik. Fakat onlar şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimselerin ta kendileriydiler. Ve onlar seslenirler. Ey Malik! Rabbin bizim işimizi bitirsin. Malik, şüphesiz siz böyle kalacaksınız dedi. Necm 262 Andolsun ki biz size hakkı getirdik. Velakin sizin çoğunuz hakkı çirkin görüyorsunuz. Yoksa onlar işi sağlama almışlar, garantiye mi bağlamışlar? İşte biz şüphesiz sağlamcılarız. Yoksa onlar şüphesiz bizim onların sırlarını ve fısıltılarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Evet, işitiriz. Yanlarında bulunan elçilerimiz de yazıyorlar. De ki, eğer Rahman, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah için bir çocuk olsaydı, o takdirde kulluk edenlerin ilki ben olurdum. Göklerin ve yerin Rabbi, en büyük tahtın Rabbi, onların niteledikleri şeylerden arınıktır. Sen hemen bırak onları. Kendilerine söz verilen günlerine kavuşuncaya kadar boşa uğraşsınlar ve oynaya dursunlar. Ve o Gökteki ilah olandır ve yeryüzünde ilah olandır ve o en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır, çok iyi bilendir. Ve göklerin, yeryüzünün ve her ikisi arasındakilerin mülkü sadece kendisine ait olan Allah ne cömerttir. Kıyamet anının bilgisi de yalnızca onun yanındadır ve siz sadece O'na döndürüleceksiniz. Ve onların, O'nun aslarından yalvarıp durdukları kimseler yardıma, desteğe, iltimasa malik olamazlar. Ancak Hakk'a şahit olan zat bunun dışındadır. Onlar da biliyorlar. Yine andolsun ki, onlara kendilerini kimin oluşturduğunu sorsan, kesinlikle Allah derler. O halde nasıl çevriliyorlar? Ve onun Ey Rabbim bunlar şüphesiz imana gelmez bir toplumdur demesi kanıttır ki artık sen onlardan vazgeç ve selam de artık onlar yakında bileceklerdir. Duhan suresi Necm 263 Ha min Apaçık açıklayan kitaba yemin olsun ki şüphesiz biz kendi katımızdan bir iş alarak onu haksızlık ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkelerle dolu, sağlam, her işin, oluşun kendisinde ayırt edildiği, her şeyin bol bol verildiği, kazancın bol olduğu bir gecede indirdik. Şüphesiz biz uyarıcılarız. Şüphesiz biz Rabbinden, göklerin, yeryüzünün ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, eğer kesin inanan kimseler iseniz bir rahmet olarak elçi gönderenleriz. Şüphesiz o en iyi duyanın, en iyi görenin ta kendisidir. Ondan başka ilah diye bir şey yoktur. O yaşatır ve öldürür, sizin Rabbinizdir. Sizden önceki atalarınızın da Rabbidir. Tersine onlar, yetersiz bilgi içinde oynayıp duruyorlar. Necm 264 Şimdi sen göğün apaçık bir kıtlık getireceği günü gözetle. O kıtlık insanları sarıp sarmalar. Bu elen verici bir azaptır. Rabbimiz bizden azabı kaldır. Şüphesiz biz artık kesinlikle inananlarız. Nerede onlar da öğüt almak? Halbuki kendilerine açıklayıcı bir elçi gelmişti. Sonra ondan yüz çevirdiler ve öğretilmiş bir deli, gizli güçlerce desteklenen biri dediler. Şüphesiz biz azabı birazcık kaldırırız, siz kesinlikle dönenlersiniz. En büyük bir yakalayışla yakalayacağımız gün, şüphesiz biz suçluyu yakalayıp ceza vererek adaleti sağlayanlarız. Necm 265 Ve andolsun ki biz Onlardan önce firavun toplumunu imtihan ettik ve onlara çok saygın bir elçi gelmişti. Allah'ın kullarını bana geri verin. Şüphesiz ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'a karşı üstünlük taslamayın. Şüphesiz ki ben size apaçık bir güç getiriyorum ve şüphesiz ben beni taşlayarak öldürmenizden benim Rabbime sizin Rabbinize sığındım. Ve eğer siz bana inanmazsanız hemen yanımdan uzaklaşın. Sonra da Musa, şüphesiz ki bunlar suçlu bir toplumdur diyerek Rabbine yalvardı. Hadi kullarımı geceleyin yürüt. Şüphesiz siz izlenen kimselersiniz, tedbirli olun. Bol suyu, nehiri çok hızlı bırak. Şüphesiz onlar suda boğulmuş bir ordudur. Onlar bahçelerden pınarlardan Ekinlerden saygın makamlardan ve içinde safalar sürdükleri nice nimetlerden nicelerini bıraktılar İşte böyle Biz onları başka başka toplumlara miras bıraktık İşte gök ve yeryüzü onların üzerine ağlamadı Onlar süre tanınanlar da olmadı Andolsun ki biz İsrail oğullarını o horlayıcı azaptan, Firavun'dan kurtardık. Şüphesiz o sınırı aşanlardan, üstünlük taslayanlardan biriydi. Andolsun ki biz İsrail oğullarını bilerek alemler üzerine seçkin kılmıştık. Biz onlara içinde apaçık bir bela bulunan alametlerden, göstergelerden de vermiştik. Şüphesiz Mekkeli ortak koşanlar diyorlar ki, bizim sadece ilk ölümümüz var. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Eğer siz doğru kimselerseniz, sözünüzün eriyseniz, hadi atalarımızı bize getirin. Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa tubba toplumu ve onlardan önceki kimseler mi? Biz onları değişime, yıkıma uğrattık. Şüphesiz onlar günahkarlar idiler. Necm 266 Ve biz gökleri, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri oyun oynayanlar olarak oluşturmadık. Biz o ikisini sadece hak, gerçek ile oluşturduk. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. Şüphesiz ki ayırma günü onların hepsinin buluşma yeridir. Kararlaştırılmış buluşma vaktidir. O gün Allah'ın merhamet ettiği kimseler hariç hiçbir yakının yakına hiçbir şekilde yararı olmaz. Onlar yardım da olunmazlar. Şüphesiz ki Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın engin merhamet sahibinin ta kendisidir. Şüphesiz zakkum ağacı aşırı günahkarların yiyeceğidir. O erimiş maden gibidir kızgın bir sıvının kaynaması gibi karınlarda kaynar. Tutun şunu da çılgınca yanan ateşin ortasına sürükleyin. Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün. Tat bakalım. Şüphesiz sen çok güçlü ve çok üstün biriydin. Şüphesiz işte bu sizin kendisine kuşku duyup durduğunuz şeydir. Necm 267 Şüphesiz ki Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, Rabbinden bir armağan olarak güvenli bir makamdadırlar, bahçelerde ve pınarlardadırlar. Onlar karşılıklı oturarak ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerler. İşte böyle. Biz onları iri siyah gözlülerle, en ideal tiplerle eşleştirdik. Onlar orada güven içinde her çeşit meyveyi isteyebilirler. Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm takmazlar ve Allah onları cehennem azabından korumuştur. İşte bu büyük kurtuluşun ta kendisidir. İşte biz Kur'an'ı onlar öğüt alsınlar diye senin dilinle kolaylaştırdık. Artık sen gözetle. Şüphesiz onlar gözetleyenlerdir. Casiye suresi. Necm 268 Ha Mim Bu kitabın indirilmesi en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olan, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapan Allah'tandır. Şüphesiz göklerde ve yeryüzünde müminler için alametler, göstergeler vardır. Ve sizin oluşturuluşunuzda ve türeyip yaydığı büyük küçük tüm canlılarda da kesin bilgiyle inanan bir toplum için alametler, göstergeler vardır. Ve geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde ve Allah'ın gökten bir rızıktan indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği şeyde ve rüzgarları evirip çevirmesinde aklını çalıştıran bir toplum için alametler, göstergeler vardır. İşte bunlar bizim sana hak ile okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir. Sana onları hakkıyla okuyoruz. Artık onlar Allah'tan ve O'nun ayetlerinden sonra hangi söze, hangi olguya inanacaklar? Necm 269 Çok yalancı, çok günahkar kişilerin hepsinin vay haline. O, Allah'ın kendisine okunan ayetlerini işitir, sonra da sanki kibrinden onu hiç işitmemiş gibi yine bildiğini okur. Artık sen ona can yakıcı bir azabı müşteri. Ve o ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman onu alaya alıyor. İşte onlar için horlayıcı bir azap, ötelerinde cehennem vardır. Kazandıkları şeyler ve Allah'ın aslarından edindikleri koruyucu, yol gösterici yakınlar kendilerine hiçbir şekilde yararlı olmaz ve onlar için büyük bir azap vardır. Bu uyarılar bir yol gösterimidir. Rablerinin ayetlerini bilerek reddeden kimseler de onlar için en pisinden acıklı bir azap vardır. Necm 270 Allah, işi olarak içinde gemilerin seyretmesi, sizin de onun armağanlarından rızık aramanız, ve kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödemeniz için denizi emrinize veren, yararlanacağınız yapı ve özelliklerde yaratan zaattır. Ve o, göklerde ve yeryüzünde bulunan her şeyi kendinden sizin hizmetinize vermiştir. Şüphesiz bunda düşünen bir topluluk için alametler, göstergeler vardır. Necm 271 İman etmiş kişilere söyle, Allah'ın her toplumu kazandıklarıyla cezalandırması için Allah'ın ciddi boyutta cezalandıracağı günleri ummayan, ahirete inanmayan kimseleri bağışlasınlar, kendileri cezalandırmaya kalkmasınlar, Allah'a bıraksınlar. Her kim salihi işlerse işte kendi lehinedir, kim de kötülük yaparsa işte kendi aleyhinedir sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Necm 272. Ve andolsun ki biz İsrail oğullarına kitap, hüküm, yasa ve peygamberlik verdik ve onları temiz, hoş olanlardan rızıklandırdık ve onları alemler üzerine fazlalıklı kıldık ve onlara Allah'ın kendine özgü işlerine dair apaçık deliller verdik. Sonra onlar Yalnızca kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki çekemezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin ayrılığa düştükleri şeylerde kıyamet günü aralarında karar verecektir. Sonra da seni Allah'ın kendine özgü işlerinden apaçık bir yol haritası, toplu yaşam ilkeleri sahibi yaptık. Artık sen ona uy. Bilmeyen kimselerin boş, iğreti arzularına uyma. Necm 273 Şüphesiz onlar, Allah karşısında sana hiçbir şekilde yarar sağlayamazlar. Ve şüphesiz şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanların bazısı, bazısının yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlarıdırlar. Allah ise kendisinin koruması altına girmiş kişilerin yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınıdır. Kur'an insanlar için kalbi idrakler, kesin inanan toplum için bir yol gösterme ve rahmettir. Yoksa kötülükleri işleyen o kimseler kendilerini hayatlarında ve ölümlerinde iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimseler gibi yapacağımızı mı zannettiler? Ne kötü hüküm veriyorlar. Ve Allah gökleri ve yeryüzünü gerçek ile ve de her kişiyi yaptığı ile karşılıklandırmak için oluşturdu. Ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Peki sen kendi boş iğreti arzusunu ilah edinen ve Allah'ın bir bilgi üzere kendisini saptırdığı kulağı ve kalbini mühürlediği ve gözü üstüne bir perde çektiği kimseyi gördün mü hiç düşündün mü artık Allah'tan sonra ona kim doğru yol kılavuzluğu yapacaktır yine de öğüt alıp düşünmüyor musunuz yine onlar hayat ancak bu dünya hayatımızdan ibarettir ölürüz ve yaşarız bizi ancak geçen uzun zaman değişime yıkıma uğratır dediler Halbuki onların buna dair hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zan yürütüyorlar. Kendilerine ayetlerimiz apaçık okunduğu zaman da eğer doğru kimseler iseniz atalarımızı getirin demekten başka delilleri yoktur. Necm 274 De ki Allah sizi diriltir. Sonra sizi o öldürür. Sonra da kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde bir araya toplayacaktır. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar. Göklerin ve yeryüzünün mülkü de sadece Allah'ındır. Kıyamet anının geleceği gün, işte o gün batıla sapanlar zarara uğrayacaklardır. Ve her önderli toplumu diz çökmüş görürsün. Her önderli toplum kendi kitabına çağrılır. Bugün yapmış olduğunuz amellerin karşılığı size verilecektir. İşte bu, yüzünüze karşı hakkı konuşan kitabınızdır. Şüphesiz biz sizin yaptıklarınızı yazdırıyorduk. İman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimseler de artık Rableri onları rahmeti içine koyacaktır. İşte bu, apaçık kurtuluşun ta kendisidir. Şu kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kimselere gelince de, peki size ayetlerim okunmadı mı da siz büyüklük tasladınız ve günah işleyen bir toplum oldunuz? Ve Allah'ın sözü kesinlikle gerçektir. Ve kıyamet anına gelince, onda kuşku yoktur denildiğinde, Kıyamet anının ne olduğunu bilmiyoruz. Yalnızca biz sadece zannediyoruz. Kesin bir bilgi edinmiş değiliz dediniz. Ve işledikleri şeylerin kötülükleri kendilerine belli oldu. Ve onları kendisiyle alaya aldıkları şeyler kuşatıverdi. Ve denilmiştir ki, Bugün biz sizi, sizin bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi unuturuz, terk ederiz, cezalandırırız. Yeriniz de ateştir. Sizin için yardımcılardan herhangi biri de yoktur. İşte bunlar sizin Allah'ın ayetlerini alaya almanız ve basit dünya yaşamının sizi aldatması sebebiyledir. Artık bugün onlar ateşten çıkarılmaz ve özür dilemeleri de kabul edilmez, Allah'ı hoşnut etmeleri de istenmez. Artık tüm övgüler göklerin Rabbi, yeryüzünün Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Başkası övülemez. Göklerde ve yeryüzünde de büyüklük ve hakimiyet yalnızca O'nundur. Ve O en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Ahkaf Suresi Necm 275 Ha Mim. Bu kitabın indirilişi en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olan, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapan Allah'tandır. Biz gökleri, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve adı konmuş bir süre sonuyla oluşturduk şu kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimselerse uyarıldıkları şeylerden uyarılmaktan yüz çevirenlerdir. De ki Allah'ın aslarından yakardığınız şeyleri gördünüz mü hiç düşündünüz mü? Onlar yeryüzünden neyi oluşturmuşlar bana gösterin. Yoksa onların göklerde bir ortaklıkları mı var? Eğer siz doğru kimseler iseniz bana Kur'an'dan önce bir kitap veya bilgiden bir kalıntı getirin. Ve Allah'ın aslarından kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan kimselere dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Üstelik tapılan kimseler o kimselerin yalvarışlarından habersizler de. İnsanlar bir araya toplandığı zamanda taptıkları kimseler kendilerine düşmanlar oldular ve onların kendilerine tapmalarını kabul etmeyenler idiler. Ve bizim ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden şu kimseler, kendilerine gelen hak için bu apaçık bir büyüdür dediler. Ya da onlar, Kur'an'ı Muhammed uydurdu diyorlar. De ki, eğer onu ben uydurmuşsam, bana Allah'tan olacak şeye güç yetiremezsiniz. Beni Allah gibi cezalandıramazsınız. O sizin neyin içine atıldığınızı daha iyi bilir. Sizinle benim aramda tanık olarak o yeter ve o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. De ki: Ben elçilerden ilk ortaya çıkan biri değilim ve ben bana ve size ne yapılacağını bilmiyorum. Ben sadece bana vahyedilene tabi oluyorum. Ve ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. De ki, hiç düşündünüz mü? Eğer Kur'an Allah tarafından ise ve siz de onu bilerek reddetmişseniz, bununla birlikte İsrailoğullarından bir şahit de onun bir benzeri üzerine tanık olup da inanmışsa, siz de büyüklük tasladıysanız, şüphesiz ki Allah şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar topluluğuna kılavuzluk etmez. Ve kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan kişiler, iman etmiş kişiler için eğer bir hayır çıkar olsaydı onlar ona bizim önümüze geçemez derdi. Önce biz mümin olur çıkarı biz alırdık dediler. Bununla kılavuzlandıkları doğru yola girmeyince de bu eski bir uydurmadır diyeceklerdir. Kur'an'dan önce de bir önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı vardı. İşte bu Kur'an da şirk koşarak yanlış kendi zararlarına iş yapan kimseleri uyarmak, iyilik güzellik üretenleri müjdelemek için Arap lisanı üzerine en mükemmel ifade diliyle doğrulayan bir kitaptır. Necm 276 Şüphesiz işte şu Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru olan kişiler üzerine hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. İşte onlar cennet asabıdırlar. İşlemekte olduklarına karşılık orada sonsuz olarak kalacaklardır. Ve biz insana ana ve babasına iyileştirmeyi, güzelleştirmeyi yükümlülük olarak ulaştırdık. Anası onu zahmetle taşıdı ve zahmetle bıraktı doğurdu. Ve onun taşınması ve ayrılması otuz aydır. Sonunda insan olgunluk çağına ulaştığı ve kırk seneye geldiğinde Rabbim bana ve anama babama ihsan ettiğin nimetlerine karşılık ödememi ve senin hoşnut olacağın salihi işlememi sağla. Benim için soyumun içinde düzeltmeler yap salih kimseler ver şüphesiz ben sana yöneldim ve ben şüphesiz müslümanlardanım dedi. İşte bilgeleşmiş, bilinçleşmiş bu kimseler vaat olup durdukları doğru bir vaat olarak ve kendileri haksızlığa uğratılmadan Allah'ın onlara amellerini tam olarak ödemesi için kendilerinden yaptıklarının en güzelini kabul edeceğimiz ve cennet ashabı içinde kötülüklerden koruyacağımız kimselerdir. Ve anasına, babasına, öf size! Siz beni benden önce nice nesiller gelip geçmiş iken çıkarılmakla, öldükten sonra dirilmekle mi tehdit ediyorsunuz diyen kimse? Ve anası babası Allah'a yalvararak, yazık sana! gel imani şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir der. Sonra da o bu Kur'an öncekilerin masallarından başka bir şey değildir der. İşte anası babasıyla inanç çatışması olan ahirete inanmayan çocuklar kendilerinden önce gelip geçmiş olan bilinen bilinmeyen tüm kesimden önderli toplumlar içerisinde aleyhlerinde söz hak olmuş kimselerdir. Şüphesiz onlar gerçekten kayba, zarara uğrayıp acı çeken kimseler idiler. Ve herkes için işledikleri şeylerden bir takım dereceler vardır. Ve onlar haksızlığa uğratılmadan Allah'ın onlara amellerini tam olarak ödemesi içindir. Ve kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş kişiler ateş üzerinde yayılacakları gün, siz iğreti dünya hayatınızda bütün güzel şeylerinizi giderdiniz, onlar ile yararlandınız. Artık yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanız ve hak yoldan çıkıcılık edip durduğunuzdan dolayı bugün alçaltıcı bir azap ile karşılık göreceksiniz.'' Necm 277 Adın kardeşi Hud'u da an. Hani o ahkafta toplumunu uyarmıştı. Kesinlikle onun önünde ve ardında her yanında Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Şüphesiz ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum diyen uyarıcılar geçmişti. Onlar, sen bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi geldin? Eğer doğrulardan isen, hadi o bizi tehdit edip durduğun azabı hemen getir dediler. Adın kardeşi Hud, şüphesiz o azabın ne zaman geleceğine dair bilgi Allah katındadır. Ben ise size benimle gönderileni tebliğ ediyorum. Velakin ben sizi cahillik edip duran bir toplum olarak görüyorum dedi. Sonunda onu Vadiler ne doğru gelen geniş bir bulut halinde gördüklerinde ha işte bu bize yağmur getirecek bir bulut" dediler. Hayır. Aksine o çabuklaştırmaya çalıştığınız şeyin ta kendisi. Rabbinin emriyle her şeyi yerle bir eden içinde acıklığı bir azap olan rüzgar. Sonunda o hale geldiler ki konutlarından başka hiçbir şey görünmüyordu. Biz günahkarlar topluluğunu işte böyle cezalandırırız. Ve andolsun ki biz sizi güçlü kılmadığımız şeylerde onları güçlü kılmıştık. Size vermediğimiz imkanları onlara vermiştik. Onlara da kulaklar, gözler ve duygular vermiştik. Buna rağmen kulakları, gözleri ve duyguları onlara hiçbir yarar sağlamadı kendilerinden hiçbir şeyi uzaklaştıramadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlardı. Alay etmekte oldukları şey de onları sarıp kuşatı verdi. Kesinlikle biz kendi komşularınız olan memleketleri değişime, yıkıma uğrattık. Ayetleri onlar dönsünler diye tekrar tekrar açıkladık. Öyleyse Allah'ın aslarından Güya ona yakınlığa vesile edindikleri düzme tanrılar, onların azabını savmaya yardım etmeli değil miydi? Tersine o düzme tanrılar, kendilerinden ayrılıp kayboldular. Bu onların yalanlarıdır, uydurmakta oldukları şeydir. Necm 278 Hani biz gizli ajanlardan Kur'an'ı dinlemek isteyen bir grubu sana yöneltmiştik. Onlar Kur'an'a hazır oldukları zaman susun dediler. Sonra Kur'an'ı dinleyince de birer uyarıcı olarak toplumlarına döndüler. Onlar, ey toplumumuz, şüphesiz biz Musa'dan sonra indirilen ve sadece içinde konu edilenleri tasdik eden, hakka ve dost doğru yola kılavuz olan bir kitap dinledik. Ey toplumumuz, Allah'ın davetçisine karşılık verin, ve ona iman edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acı bir azaptan kurtarsın. Her kim Allah'ın davetçisine karşılık vermezse bilsin ki yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Onun için Allah'ın aslarından yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakın kimseler de yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içerisindedirler dediler. Necm 279 Onlar şüphesiz gökleri ve yeryüzünü oluşturan ve onları oluşturmakla yorulmamış olan Allah'ın ölüleri diriltmeye de güç yetiren olduğunu görmediler mi? Düşünemediler mi? Evet şüphesiz ki o her şeye gücü yetendir. Kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden şu kimselerin ateş üzerine yayılacakları gün bu gerçek değil miymiş? Onlar da evet gerçekmiş. Rabbimize and olsun dediler. Allah, o halde bilerek reddedip durduğunuzdan, inanmadığınızdan dolayı şimdi tadın azabı dedi. Necm 280. Artık erçilerden azim sahiplerinin sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için aceleci olma sanki onlar kendilerine vaat edilen şeyi gördükleri gün dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kalmış gibidirler. Bu bir tebliğdir. Artık hak yoldan çıkanlar topluluğundan başkası değişime, yıkıma uğratılır mı? Zariat Suresi Necm 281 O tozuttukça tozutanlar, arkasından ağırlığı taşıyanlar, Sonra kolaylıkla akanlar, sonra da bir emri paylaştıranlar kanıttır ki şüphesiz tehdit olunduğunuz o şey kesinlikle doğrudur. Şüphesiz yapılanların karşılıklarının verilmesi de kesinlikle gerçekleşecektir. Güzel yollara sahip bilginler kanıttır ki şüphesiz siz kesinlikle değişik karar içindesiniz. Değişik karardan çevrilen kişi çevridir. Necm 282 Mahvoldu bir sarhoşluk ve bilinçsizlik içindeki din günü ne zaman diyen o aşırı yalancılar. O gün ateşte, cehennemde akılları başlarına getirilir. Tadın kendi ateşte eriyişinizi. İşte bu sizin kendisine acele istediğiniz şeydir. Şüphesiz Allah'ın koruması altına girmiş kişiler Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri almış olarak bahçelerde ve pınarlardadırlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik güzellik üretenler idiler. Onlar geceleyin pek az uyurlardı. Onlar seherlerde bağışlanma dilerlerdi. Ve onların mallarında isteyen ve istemeyen için bir hak vardı ve hiç tereddütsüz kesin inanacaklar için yeryüzünde ve kendi içinizde nice alametler göstergeler. Ve sizin rızkınız, sizin rızık vereniniz, sizin vaat olunduğunuz şeyler göktedir. Hala görmüyor musunuz? Öyleyse gök ve yeryüzünün Rabbine kasem olsun ki size edilen o vaat kesinlikle tıpkı sizin konuşmanız gibi gerçektir. Necm 283 İbrahim'in saygınlaştırılmış misafirlerinin haberi sana geldi mi Hani onlar İbrahim'in üzerine girmişlerdi de selam demişlerdi İbrahim selam alışılmadık kimliği belli olmayan topluluk dedi İbrahim sonra ehline gitti de altınla geldi sonra altını onlara yaklaştırdı Nasiplenmez misiniz Sonra onlardan çekindi. Onlar korkma dediler ve onu çok bilgili bir oğulla müjdelediler. Bunun üzerine karısı bağırarak öne geldi de elini yüzüne vurarak bir bahsız bir kısır dedi. Misafirler Rabbin işte böyle buyurdu. Şüphesiz Rabbin haksızlık ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeler koyandır en iyi bilenin ta kendisidir dediler. Bunun üzerine İbrahim, sizin önemli işiniz nedir ey elçiler dedi. Elçiler, şüphesiz biz Rabbinin katından aşırı gidenler için işaretlenmiş, çamurdan pişirilmiş sert taşları üzerlerine yağdırmamız için günahkar bir topluma gönderildik dediler. Bunun üzerine biz müminlerden orada bulunan kimseleri çıkardık fakat biz orada müslümanlardan bir evden başkasını bulmadık ve biz orada acı bir azaptan korkan kimseler için bir alamet gösterge bıraktık Musa'da da alametler göstergeler vardır Bir zaman biz onu apaçık bir delille Firavun'a gönderdik de Firavun ordusu tüm güç kaynaklarıyla birlikte yüz çevirdi ve bu bir sihirbazdır. Hatta gizli güçlerce desteklenen deli birisidir dedi. Sonra da biz onu ve ordularını yakalayı verdik de onları bol suda nehirde fırlatıp atı verdik. O ise ayıplanan, kınayan biridir. Adda da alametler, göstergeler vardır. Bir zaman biz onların üzerine uğradığı her şeyi bırakmayan sadece onu kül gibi yapan, sonsuz bırakan bir rüzgar gönderdik. Semut'ta da alametler, göstergeler vardır. Bir zaman onlara belirli bir süreye kadar yararlanın denmişti. Sonra onlar Rablerinin emrinden çıktılar da kendilerini bakıp dururlarken yıldırım yakalayıverdi. Artık onlar kendilerini toparlayacak herhangi bir güce sahip olmadılar yardım görenler de olmadılar. Daha önce de Nuh toplumunu değişime, yıkıma uğratmıştık. Şüphesiz onlar, hak yoldan çıkanlar toplumu idiler. Necm 284 Ve Sema Biz onu kudretle sağlamca bina ettik. Hiç şüphesiz biz genişleticileriz. Ve yeryüzü, onu biz döşedik. İşte ne güzel döşeyenleriz. Ve biz, siz iyice düşünürsünüz, öğüt alırsınız diye her şeyden iki eş oluşturduk. Necm 285 Öyleyse Allah'a kaçın, Allah'a kaçın. Şüphesiz ki ben sizin için ondan apaçık bir uyarıcıyım. Ve Allah ile beraber başka bir tanrı oluşturmayın. Şüphesiz ben sizin için ondan apaçık bir uyarıcıyım. Necm 286 İşte böyle. Onlardan öncekilere herhangi bir elçi gelince, onun hakkında da kesinlikle onlar bir sihirbazdır veya bir gizli güçlerce desteklenen deli birisidir dediler. Onlar bunu birbirlerine yükümlülük olarak ulaştırdılar mı? Tersine onlar azgın bir toplumdur. Artık sen onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin. Ve sen öğüt ver, hatırlat. Çünkü şüphesiz öğüt, hatırlatmak müminlere yarar sağlar. Necm 287 Ben bilmediğiniz ve bildiğiniz gelmiş geçmiş herkesi yalnızca bana kulluk etsinler diye oluşturdum ben onlardan herhangi bir rızık istemiyorum. Ben onların beni yedirmelerini de istemiyorum. Şüphesiz Allah çok rızık verenin ta kendisidir. Çok çetin kuvvetin sahibidir. Artık şüphesiz şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimseler için arkadaşlarının payı gibi bir pay vardır. Artık acele etmesinler artık kendilerine vaat edilen günlerinden dolayı vay kafirlerin Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kişilere. Gâşiye Suresi Necm 288 Kuşatanın haberi sana geldi mi? Kişiler var ki o gün çalışmış, yorulmuş olmasına rağmen eğilmiş, aşağılığa düşmüştür. Onlar kızışmış bir ateşe yaslanırlar. Kızgın bir kaynaktan sulanırlar. Onlar için güç vermeyen ve açlığı gidermeyen kuru bir dikenden başka yiyecek yoktur. Kişiler de vardır ki o gün nimetler içindedirler. Çalışmaları için hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada boş bir söz işitmezler. Orada akan bir kaynak vardır. Orada yükseltilmiş divanlar, konulmuş kadehler, dizilmiş yastıklar, yayılmış halılar vardır. Necm 289. Peki yeniden dirilmeye inanmayanlar develere, yağmur yüklü bulutlara bakmıyorlar mı? Onlar nasıl oluşturulmuş ve gökyüzüne bakmıyorlar mı? O nasıl yükseltilmiş ve dağlara bakmıyorlar mı? Onlar nasıl dikilmiş? ve yeryüzüne bakmıyorlar mı? O nasıl yayılmış? Necm 290 Haydi, öğüt ver, hatırla. Şüphesiz sen sadece bir öğütçüsün, hatırlatıcısın. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Necm 291 Ancak gözünüzü açın. Kim yüz çevirir ve küfrederse Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddederse artık Allah ona en büyük azap bile azap edecek. Şüphesiz onların dönüşleri yalnızca bizedir. Sonra şüphesiz onların hesabı da yalnızca bizim üzerimizdedir.